Efendim, hoş geldiniz. Sağ olun. Thank you.
değerli büyüklerimiz, öğretmenlerimiz. Burdur Belediye'mizce her yıl geleneksel olarak düzenlenen emekli öğretmenler yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Bizleri bugün burada buluşturan Sayın Belediye Başkanımız Ali Oğuz'un Erçelisi açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyor. Evet, sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür ve size istemiyordu. Bunu önden atatıyorum. Bu görevi öğretmenlere vermiştir. Çünkü öğretmenler Cumhuriyet'in en büyük koruyucusu olacaktır. Çok kıymetli öğretmenleri, Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım, İlgilen Meclis Üyesi arkadaşlarım ve en öncesi çok değerli öğretmenlerim. Hepiniz hoş geldiniz. 24 Kasım 1928 Millet Mekteplerinin açıldığı ve Ulu Önder Atatürk'ün baş öğretmen sıfatıyla alfabeyi bizlere öğretmeye başladığı gündür aslında. Cehalete karşı açılan savaşın ve bu savaşta her gün Anadolu Türkçesine öğretmen yetiştirilerek gönderilen bu halkın yeni başlığın yaratılmasının sağlandığı gündür. Ve tesadüftür, 1934'ün 24 Kasım'ında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Gazi Mustafa Kemal'e Atatürk soyadının verildiği ve meclis tarafından talep edildiği özel bir gündür. Tabii ki bizim için 24 Kasım sadece öğretmenleri aldığımız bir günle ibaret değildir. Öğretmenlerimizin bize ahlaklı olmayı öğrettiği, sadece eğitim ve öğretimin değil, hayatı öğrettikleri özel bir günün anma günü olmaktan öte bizlere öğretmenlerin anılması gerektiğini ve borcumuz olan, hayatın borcumuz olan öğretmenleri hiç unutmamız gerektiği bir gündür. Bizler öğretmenleri önemsemek zorundayız. Bugün Milli Eğitim Politikası'nın köylerin okullarının kapandığı ve yüz binlerce öğretmenin iş beklediği, mesleğini yapamadığı bir politikayla maalesef halkımızın eğitime yeteri kadar ulaşamadığını görmekteyiz. Bizler öğretmenlerin görevini yapabilmesini isteriz. Çünkü öğretmenliğin emekliliği yoktur. Halen daha annemin bana bir takım tembihlerini ve hayata karşı derslerini hiç bitirmediğini görüyorum. Tabii ki öğretmenlerimin de aynı zamanda. Öğretmenlik sadece bir meslek değildir. Öğretmenlik ömür boyu bir yaşam biçimidir. Öğretmenlik ahlaklı olmak ve ahlaklı olmayı öğretmektir. Bizler, siz kıymetli öğretmenlerimizin o köy enstitülerinden başlatılan Cumhuriyet ateşini bizlere öğrettiğiniz şekliyle sonraki nesillere ulaştırılmasını isteriz. Bizler siyasetçi olabiliriz, yerel yönetici olabiliriz. Ama bizlerin görevi eğitim hakkına sahip olmak isteyen her yurttaşa eğitim hakkının ulaşması için mücadele etmemiz gerekir. Bizler, siz değerli öğretmenlerimizin bize verdiği eğitimler, bize verdiği o güzel ahlaklarla doğru siyaseti yapmak zorundayız. Çalıyor ama yapıyor anlayışından uzak olmak zorundayız. Yapıyor ama gerisini ilgilendirmez diyen bir anlayışı asla kabul edemeyiz. Çünkü bizim öğretmenlerimiz bize hiçbir zaman başkasının hakkını ya da hakkımız olmayan bir şeye sahip olmamızı bizlere öğretmediler. Bizler sizlerin bize doğru öğrettiği şeyleri yapmak zorundayız. Bu nedenle de sizlere çok şey borçluyuz. Ben bu akşam burada olan tüm kıymetli öğretmenlerimin, değerli eşlerimin ve yakınlarının bu özel günü bir kez daha kutlamak istiyorum. Sizler iyi ki varsınız, iyi ki var olmaya devam edeceksiniz. Çünkü bu ülkenin yaşadığı her türlü sıkıntının temeli cehalettir. Eğer cehaletten insanımızı kurtaramazsak, bizler Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Eğer bu ihanetin içerisinde yer almak istemiyorsak, vazifemiz tabii ki sizlerin bize öğrettiği şekliyle bir ömür boyu devam etmek zorundadır.
Hepinize saygılar sunuyorum. Gününüzü bir kez daha kutluyorum. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Evet, değerli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve gecemiz türkülerle devam edecek. Gökhan hocama çok teşekkür ediyoruz.